Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. Yine sizlerle bir haftanın açılışında birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden bugün çok enteresan teknolojilerden bahsedeceğiz size. Ama bu teknolojilerden bahsederken bu teknolojilerin doğumunu bizim için mümkün hale getiren insanlardan bahsedeceğiz. Şimdi çok da alışık olmadığımız bir şekilde iki konuğumuz aynı anda attığımızda kendilerine merhabalar diyelim. Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Koordinatörü Profesör Doktor Cengizhan Öztürk. Merhabalar hocam. Merhabalar. Teknoloji transferi. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Geliyor, evet evet abi, buyurunuz. Evet, ben Biyomedikal Mühendisliği Endüstrisi'nde öğretim üyesiyim. Cengizhan Öztürk ismim. Teknoloji Transfer Ofisi'nin koordinatörü değilim, Allah saklasın. Yönetim kurulunda destek vermeye çalışıyorum. Volkan Özgür arkadaşımız onun koordinasyonunu yapıyor. Bana gelen notlarda sanırım bir karışıklık olmuş. Kusura bakmayınız efendim. Sorun değil. Aynı zamanda sevgili Hakan Yıldız da fon bulucudan hattımızda. Kendisiyle cuma günü konuşmuştuk. O kadar çok yayın alıyoruz ki artık yer değiştirmeyi ben çok isterim. Hakan Yıldız'a bütün bu program akışını bırakmayı çok isterim efendim. Merhabalar Hakan Bey. Serhat Bey, başımızın üzerinde yeriniz var efendim. Bu arada Cengizhan Hocam ünvanı sonradan sıkıntı olmasın diye düzeltti bence. Çünkü orası gerçekten zor bir yer. Hocam böylelikle kendi üzerinizden de atmış oldunuz o konuyu. Evet. Hakikaten söylenince yapışıyor üzerimize. Biz de hani çok destek veriyoruz ama idari arkadaşlar başka taraflardan teknoloji transfer ofisini götürüyorlar. Biz sadece yaşam bilimleri olarak sizin de desteğinizle oldukça kapsamlı bir işbirliği başlatmış olduk. Hocam dediğim gibi bana gelen notlarda sanırım ufak bir sıkıntı olmuş. Kusura bakmayın lütfen. Evet Cengizhan Hocam, öncelikle sizden şeyden başlayalım isterim. Boğaziçi Üniversitesi'nde şu anda bu konularda yeni teknolojinin gelişmesi anlamında neler oluyor? Siz bizzat içinde olan birisi olarak bize bu konulardan bahsedebilir misiniz? Ya şöyle söyleyeyim, yani yaşam bilimleri, sağlık teknolojilerinin önemini anladık bu son salgında. Ülkemiz olarak da yapmamız gereken çok şey var. Onu da bilincine vardık. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği Endüstrisi, Moleküler Biyoloji ana bilim dalı gibi başta iki akademik bilimin katkısıyla yaklaşık bir 12 senedir zaten yaşam bilimleri odaklı olarak böyle araştırma merkezleri, ortak altyapılar kurma gayreti içindeydik. Bunları evet. Son 7-8 senedir akademik girişimcilik, üniversite sanayi işbirliği, girişimciliği destek verecek yapılar halinde de ayrıca destekleyecek altyapılar ve programlar kurmaya başladık. Böylece bir anda şu anda bu sene içinde önemli altyapıları Kandilli'deki yeni derin teknoloji üstünde hayata geçiriyoruz. Hem de bu evet. Altyapıları gelecek girişimcilere destek verecek, işte mentörlük, yol gösterme, işlerine yönelik programlar başladı. Bunların içinde Kalkınma Ajansı'ndan destek alıyoruz, Sanayi Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı'ndan destek alıyoruz, İPA kapsamında. Bir anda böyle değişik değişik projelerin bir araya geldiği ve desteklendiği bir yer haline geldi. Bu Kandilli kampüsümüzdeki, yerleşkemizdeki bu yeni alanlar ve bu da bizim İstanbul Sağlık Endüstrisi kümelenmesi tarafından da destekleniyor. Onu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kümelenme destek programından destek veriyor. Teknopark İstanbul'da belirli altyapılar kuruyoruz. O bir bacağını oluşturuyor. Pek çok diğer üniversitede de destek veren bilimler, laboratuvarlar var ama önemli bir altyapı Kandilli yerleşkemizde Boğaziçi Üniversitesi'nde kuruluyor. Hocam peki şunu sormak istiyorum size. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nden ben sık sık girişimleri, Boğaziçi Üniversitesi'nin destek verdiği bu girişimcileri yayına alıyorum. Ama sanki sağlık tarafında ve biyoteknoloji tarafında biraz daha böyle bir şey geçiyor, hak geçiyor gibi geliyor bana. Ki bu iyi bir şey bence. Bu alana biraz daha yoğun ilgi var değil mi? Ya da ben uzaktan bakınca algıda seçicilik mi oluyor bilmiyorum. Yani olmaya cihan değil mi? Evet. Bir saat gibi. Evet, yani bu kapsamda bizim sağlık alanında çok fazla girişimciye ihtiyacımız var. Çünkü sağlık sistemimiz hizmet tarafında dünyada öncü işler yapıyor, altyapılar kuruyor.
Ama bunun altını dolduracak tıbbi cihazları, biyoteknolojik çözümleri, ilaçları, aşıları da ülkemizde geliştirmemiz lazım. Çünkü hani taşıma suyla değirmen dönmez. İşte akademik çalışmalar, altyapılar üniversitede kuruluyor ama onları da ekonomik değere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu açıdan da Boğaziçi bünyesinde çok iyi öncü akademik girişimlerimiz var. Etrafımızda toplanan Kandilli Health programında olduğu gibi veya Biyokuluçka programında olduğu gibi Teknopark İstanbul'da girişimcilerimiz var. Bir niyetlenme var ama uzun ve sabırlı işler bunlar. Diğer alanlara göre daha zahmetli, daha kontrollü. Daha çok para gerekiyor, kaynak gerekiyor. İşte o eksik kısımları da işte yeni anlaşmalarla, yeni işbirlikleriyle çözmeye çalışıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorsunuz sanırım değil mi hocam? Mesela ne bileyim ben bir selfie çubuğu yaptım, böyle bir selfie çubuğu girişimciliği yaptım demekle bir sağlık alanında şu 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 alanlara eğiliyorum demek arasında hayata geçip ilk parasını kazanması arasında çok ciddi bir zaman farkı var sanırım değil mi? Aynen öyle. Yani evet bunları da bizim sabrımızı gösterebilmemiz lazım. Zaten buna sabır gösterebilecek yapıların biraz daha hayata geçmesi lazım. Ben izninizle Hakan Bey'e dönmek istiyorum. Hakan Bey sizin de bünyenizde son işte 25-30 farklı girişimci çıktı ve başarıyla fonlandılar bunlar. Aralarında sağlık girişimleri de vardı. Sağlık girişimlerine bakış açısı nasıldı halkımızın? Biraz sizin fon bulucu şapkanıza sorumu sormak istiyorum. Tabii öncelikle bir teşekkür de etmek gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörümüz Naci Bey, TETO Koordinatörümüz Volkan Bey ve tabii ki Cengizhan Hocam büyük bir gayret sarf ettiler bu işbirliğinin oluşabilmesi için. Müsaade ederseniz birkaç cümle sadece bu işbirliğiyle ilgili. Lütfen tabii ki. Sorunuza cevap vereyim. 9 Mayıs'ta imzaladık biz işbirliği protokolümüzü ve gerçekten bir üniversite ile bir kitle fonlama platformu arasında, daha doğrusu bir yatırımcı kuruluş arasında imzalanması açısından son derece önemli ve ilk işbirliği sözleşmesi diyebiliriz buna. Tabii burada bizim en büyük katkımız sizin sorunuzu da içerecek şekilde sağlık ve biyoteknoloji alanındaki girişimlerimizin ölçeklenmesi gerçekten uzun vakit alıyor. Bu kolay bir süreç değil. Tabii ki burada finansa erişim ve sabırlı yatırımcıların da yer alması gerekiyor bu yapı içerisinde. İşte biz burada devreye gidiyoruz. Sadece fon bulucu olarak da değil, beşli bir protokol imzaladık. Bir portföy yönetim şirketimiz var Makasit. Aynı şekilde bir eğitim şirketi var bu iştiraklerimizden biri olan. Yine bir Venture Growth şirketimiz var, Zeynep Capital. Dolayısıyla aslına baktığınız zaman Boğaziçi Üniversitesi'nin sağlık ve biyoteknoloji alanında kabul ettiği girişimlerin ticarileşmesi, finansmana erişimi ve sürdürülebilir girişimlerin ortaya çıkması için ihtiyaç duyulan tüm yapı tek bir sözleşmede buluştu. Bu anlamda çok çok önemli bir önemsiyoruz bunu. Önümüzdeki dönemde sizin belirttiğiniz şekilde biraz daha uzun vade düşünen yatırımcıların bir araya geldiği bir fon havuzu, bir yatırımcı havuzu oluşturacak. Bir taraftan girişimcileri hazırlarken diğer taraftan da yatırımcılarla girişimcileri buluşturup bu finansa erişimi en üst seviyede sağlamaya çalışacağız. Buna özel bir girişimci yapısı mı, daha sonra yatırımcı yapısı ayarlanacak, onu tam anlayamadım. Dediğiniz gibi şöyle zor ölçeklenen girişimlerde Serhat Bey, kısa vadeli yatırımcılar için pek uygun olmuyor bu yatırımlar. 7 ila 15 yıl arasında bu yatırımların dönüşü söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla zaten bu konuda son derece uzman girişimler var orada, özellikle akademik girişimcilerimiz. Biz onların bu zor ölçeklenme döneminde finansal erişimini kolaylaştıracağız, ticarileşmelerini sağlayacağız, uluslararası ve ulusal fonlarla buluşmalarını sağlayacağız. Onlara sürekli bir eğitim vereceğiz. Çünkü her ne olursa olsun girişimcilerimiz, akademik de olsa özellikle finansal ve ticari konularda biraz zayıflar. Teknik konularda çok iyi olmalarına rağmen bu açıkları hep beraber kapatacağız.
Süpersiniz. Peki ben buradan tekrar Cengizhan Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam şimdi siz akademik olarak da zaten bu dünyanın içindesiniz. Girişimleri, girişimcileri zaten yetiştiriyorsunuz ya da çevrenizde birçokları vardır. Özellikle sağlık ve biyoteknoloji alanında girişimler hangi özellikle konulara yoğunlaşıyorlar? Böyle bir farklılaşma görüyor musunuz? Her konuda çalışan girişimciler var Türkiye'de, İstanbul'da. Bizim şu anda destek verdiğimiz gruplar içinde kanser ilacı geliştirenler de var. Özel in vitro diagnostik tanı kitleriyle uğraşanlar var. Dijital sağlıkta, sağlıklı yaşamda oldukça kapsamlı girişimleri görüyoruz. Bunlar sayıca da artmaya başladılar. Yani işin doğası gereği zaten her şey dijital dünyaya geçiyor. Bu işte Internet of Things'in sağlık alanında sağlıklı yaşamla ilgili pek çok uygulamasının gelecekte yaygınlaşacağını hepimiz öngörüyoruz. Bu konuda girişimciler de fikirlerle geldiler, projelerle geliyorlar. Bunun bir yönü de biliyorsunuz sağlık zor bir alan. Kamuya satmanız gerekiyor. Yeterli ölçek evet. üretim yapmanız gerekiyor. Pek çok tıbbi cihazda ve biyoteknolojik çözümde. Ama dijital sağlıkta ve sağlıklı yaşamda bir miktar son kullanıcıya, firmalara da direkt satışlar mümkün olacağını öngörüyoruz. Bu konuda belirli aşamalarda mevzuatla da ilgili düzenlemeler ülkemizde yapıldı. Yurt dışında bu konularda farklı alanlarda gelişmeler mevcut. Yani her konuda girişimciler var. Belirli girişimlere ülkemizde daha önce hiç gelişmesi mümkün olamaz dediğimiz girişimlere, diyelim ki belirli bir kanser ilacıyla ilgili, belirli hücresel tedaviyle ilgili, biyoteknolojinin gelişen bazı konularla ilgili girişimlere sadece bu işbirliği kapsamında bir mali destek tanımlanmanın ötesinde burada altyapılarda da yani deneysel hayvan görüntülemede, biyoteknolojik üretimde, bunların laboratuvarda test analizinde oldukça kapsamlı altyapılar kurgulamış oluyoruz. Tabii bir, bunun Boğaziçi Üniversitesi dışında diğer üniversitelerden aldığımız destekler de var. Yani tek bir konu olduğunu söyleyemem. On binlerce tıbbi cihaz var. Pek çok biyoteknolojik alan var. Yapılacak çok çok iş var. Sadece niyetli gruplar, cesur girişimler ve girişimciler ve yatırımcılar. Artık peki, bunların zamanı geldi. Şunu sormak istiyorum hocam size. Mesela dünya ilaç devleri var. İşte Almanlar, İngilizler, Amerikalılar vesaireler. Bizim bunlarla bu tip girişimler sayesinde yarışır hale gelmemiz ya da o dünyada kendimize bir yer edinmemiz mümkün olur mu o devlerin arasında? Yoksa bu bir hayal midir? Bilmiyorum ki. Yani bence iyi bir programla, sabırla, destekle, güçlerimizi bir araya getirerek bu alanlarda pay almamız mümkün. Yani ihracatımız artıyor pek çok alanda. Bu alanlarda yatırımlar artıyor. Niyetli insanlarımız ve sabırlı programlarla yatırımcıların da desteğiyle ilerleyebiliriz gibi geliyor. Bilmiyorum Hakan Bey, yatırımcılar tarafında da buna niyetli insanlar olursa o da cevaplasın. Lütfen. Buyurun Hakan Bey. Burada aslında somut olarak da yapacağımızı söylersem bence Serhat Bey sizin o ulaşmak istediğiniz cevabı da ulaşmış olabiliriz. Bu çalışmaların sonucunda işbirliği protokolümüze de dahil ettik. Bir girişim sermayesi yatırım fonu. Sadece Boğaziçi Üniversitesi girişimcilerin özellikle sağlık ve biyoteknoloji alanında girişimcilerimiz için bir fonun kurulması hedef. Dolayısıyla bu hedefe çok hızlı ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Girişim sermayesi yatırım fonları bildiğiniz gibi sadece finansmanı sağlamak yerine girişimlerin bir sonraki aşamaya geçmeleri, hatta unicorn'a kadar olan süreçlerinde birçok paranın dışında da destekler veriyor. Onları yönlendiriyor. Ben en azından çok iyi bir başlangıç, çok güzel bir başlangıç olduğuna inanıyorum bunun. Belki bir yıl sonra yine Serhat Bey, Cengizhan Hocam'la beraber katılırız. Sonuçları da
burada değerlendirme şansımız olur. Vallahi katılırız diye bir şey yok. Bu mikrofonlar sizindir. Yani böylesi konular olduğu sürece sizin sadece söylemeniz yeterlidir bu yayına çıkıp bunları anlatmanız için. Çünkü herkesin sizin bu söylediklerinize ihtiyacı var. Ben bunu hissediyorum. Çevremden de görüyorum zaten. Peki şunu özellikle sormak istiyorum. Cengiz Han Hocam, bu tip şeyler mesela girişimlerin ürettiklerinden, yarattıklarından mı ortaya çıkıyor? Yoksa mesela devletin ya da ilgili kurumların, Sağlık Bakanlığı'ndan ilgili kurumların, ya bizim böyle bir şeylere ihtiyacımız var, bu konuda yapanlara biz destek vermek istiyoruz gibi yönlendirmeleri de oluyor mu? Yani oluyor ara ara belirli konularda. Fakat yapacak o kadar çok şey var ki girişimcilerimiz, evet, genelde yani devletten bunu beklemektense global piyasaları takip ederek hangi alanda yeni fırsatların oluşacağını yakından izliyorlar. Ve Türkiye'den başlayarak globale açılan bir strateji ve fikirlerle geliyorlar genelde. Öbür türlü sadece Türkiye pazarına odaklanırlarsa o girişim sınırlı bir yerleşmeyle kalma ihtimali var. Biz Türkiye'ye global pazarın %1'inden de az. Pek çok tıbbi cihaz ve biyoteknoloji alanında. O açıdan esas büyük pasta dışarıda. Burada yetenekli gençlerimiz, girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız da gelişip, uygulayıp sonra esasında ihracata ve global pazara açılmamız lazım. Bu iş birliği çerçevesi örnek ve öncü bir iş birliği. Dediğim gibi bir yatırım havuzunun sağlık ve biyoteknolojide ilk nüvesi, örnek anlaşmaları bir araya getiriyor. Bu masaya yeni katılımların da olacağını öngörüyoruz. Böylece ölçeklendirme, pazar geliştirme gibi konularında insanlar, iyi fikirler, iyi ekipler, pek çok ihtiyaç duydukları yatırım spektrumunun bir yerinden başlayarak ilerlemeleri yönünde tam bir yatırım yol haritasını görmüş olacaklar. Bilmiyorum, biraz fazla mı iyimser konuştum Hakan Bey? Hocam vallahi daha iyi ifade ettiniz. Vallahi iyimserlik, burada iyimser olmamız gerekiyor ve ileriye doğru adımlar atmamız gerekiyor. Hatta biz program öncesinde Hakan Bey'le konuşurken bu imzalanan anlaşmanın maddelerinden de bahsedeceğinden bahsetmişti bana. Bundan söz etmişti. Belki o maddeler bizim önümüzde bu açılımın geleceğini bize göstermesinde önemli fırsatlar sağlayabilir. Haklısınız. Burada esas olan girişimcilerimizi biz istisnasız olarak eğitimleri alacağız. Bu eğitimlerle beraber aslında girişimlerini yeniden keşfetmiş olacaklar. Tabii bir sonraki aşama onların girişimlerinin dokümantasyonu. Çünkü bildiğiniz gibi eğer bir yatırımcı karşısına çıkacaksanız doğru bir dokümante etme durumundasınız girişiminizi. Aslında kitle fonlaması aracını biz burada daha efektif kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Fakat buradan bir şey daha söylemek lazım. Aslında Cengiz Han Hocam belirtti. Bu işbirliği sözleşmesi aslında ortaya çok net, çok anlaşılabilir bir araç koyuyor. Bu işbirliğinin genişletilmesi, yani Türkiye'de bulunan VC'lerimizin, CVC'lerimizin, bireysel yatırımcıların, devletin, şirketlerin hepsinin ortak yatırım yapabileceği bir co-invest hedefimiz. Dolayısıyla bu hedefe ulaşmak için sizin vasıtanızla da bir çağrı yapalım. Tüm yatırımcılarımızı bu sisteme, Boğaziçi Üniversitesi'nin bu öncülüğünde oluşan bu işbirliğine dahil olmaya çağıralım. Çünkü bir arada olursak, birlikte olursak çok daha verimli işler çıktığını biz son bir yılda görüyoruz. 20 bin üyeye ulaştık bugün. 20 bin tane zaten yatırımcımız var. İçinde kurumsallar, VC'ler, CVC'ler. Ama Türkiye'de çok daha fazla yatırımcı var. Onlarla beraber Türkiye'deki sağlık ve biyoteknoloji alanındaki girişimlerimizi de bir sonraki aşamaya hep beraber taşıyalım diyorum Serhat Bey. Valla sizinle de yaptığımız konuşmalarda da bunun üstünden geçmiştik Hakan Bey. Yani mesela ne bileyim, bankaların sunduğu yatırım fonları var. İşte diyor ki teknoloji fonuna yatırım yapmak ister misiniz? Biz bankaya belli bir para veriyoruz. O bizim verdiğimiz parayla teknoloji çerçevesinde bunlarla şey yapıyor. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi ben böyle uzun vadede devlet tahvili vesaire gibi değişik ülkelerin devlet tahvillerine girmektense böylesi getirisi çok yüksek olma ihtimali çok yüksek olan, acayip bir cümle oldu ama öyle, şeylere yatırım yapmayı yeğlerim.
Yani bankalar, yatırım kuruluşları vesaireler bir küçük yatırımcı olarak, çok küçük yatırımcı olarak bunlara ben kendi şeyim kapsamında girebilmeyi çok isterim. İnşallah böylesi yapılar da oluşur. Serhat Bey, belki burada bir şey ifade etmek lazım. Son 6 aydaki dünyadaki gelişmelere baktığınız zaman yatırım yapacak yeri yatırımcı şu anda bulamıyor. Her şey kırmızı, her şey negatif. Şu anda dünyada girişimcilik ekosistemine en azından portföyünüzde bulunduracak şekilde varlıklarınızın %5'ini 10'unu yatırmayı ısrarla ben tavsiye ediyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi. Çünkü gerçekten önümüzdeki dönemde dünyadaki enflasyonist ortam sebebiyle varlıklarınızı korumanın yollarından biri girişimcilik ekosistemine yatırım olacak. Evet, evet. Yani aynen öyle ve hani ve bunlar da bize çok şey getirecek. Yani yatırdığımız parayla hem sağlığımızı korumak, hem ülkeye istihdam sağlamak, hem ülkeden böyle bir döviz getirisi olan şirketler çıkartmak bir koy üç al gibi oluyor. Benim bakış açımda en azından, herhalde çok yanılmıyorumdur. Doğru. Burada kazan kazan modeli çok güzel işliyor. Ülke kazanıyor, insanlar kazanıyor, girişimciler kazanıyor, dünya kazanıyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi müthiş bir kazan kazan modeli var. Peki Cengiz Han Hocam, size şunu da sormak istiyorum izninizle. Şimdi bu yapılan işe, yapılan anlaşmaya görebildiğim kadarıyla herkes katılmak istiyor. Ve yine görebildiğim kadarıyla zaten Boğaziçi tüm gücü ve varlıklarıyla beraber bunun içinde oluyor. Bu daha nerelere doğru ilerler, nereye doğru evrimleşir? Sizin öngörünüz nelerdir efendim? Şimdi sağlık öyle bir konu ki, yani tek bir üniversitenin, tek bir böyle yatırımcı grubunun çözebileceği konu değil. Yani yatırımlar büyük, süre uzun, en azından belirli konularda öyle, ilaç gibi, aşı gibi bu alanlara da biz girmek istiyoruz. Ama tabii farklı açılardan insanların da girebileceği, küçük desteklerin bir araya gelerek büyüyebileceği ortamlara da ihtiyaçlar var. Kitlesel fonlama gibi. Melek Yatırımcı BC tarafında da bireysel olarak girebileceğiniz veya topluca gruplar halinde girebileceğiniz ortamlar var. Biz bunların genel bir çerçevesini bu ilk önce anlaşmayla yapmış olduk. Boğaziçi Üniversitesi'nin dışına taşan bir yönü de bizim İstanbul Sağlık Endüstrisi kümelenmesi yönüyle oluyor. Bizde çünkü yaklaşık 17-18 tane üniversitenin resmi katılımı var. İstanbul çapında sağlık alanında tüm akademik spin-off'ları veya start-up'ları eninde sonunda radarımıza giriyor. Teknopark İstanbul bünyesinde, Biyokuluçka'da önemli bir altyapı var. Oradan gelenler var. Ve bizim İSEK tarafında şu anda sektörde üretim yapan yaklaşık bir 180'e yakın firma var. Bu İFEK'te teknoloji transfer ofisimizle bir stratejik işbirliği anlaşması yaptığı için ve bu Kandilli'de ve Teknopark İstanbul bünyesinde girişimcilere de hizmet vermeye başladığı için aslında sağlık alanında üretim yapan, ölçek büyütmek isteyen, yenip girmek isteyen pek çok firmanın da sektörde olan insanlara da dokunabilir bu yaptığımız anlaşma. Sadece işte bu ilk farkındalığı yaratmamız lazım. Yatırımcı tarafında bir miktar daha katılımı cesaretlendirmemiz lazım. Bu konuda hem biz, hem Boğaziçi tarafında, hem eminim fon bulucu tarafında zaten açık davetler yapıyoruz, katılım sağlıyoruz. Bir güç birliği çağrısı yapmış oluyoruz model anlaşmamızda. Bakalım önümüzdeki haftalarda hem yatırım tarafında hem de firmalar ve girişimciler tarafında oldukça kapsamlı taramalar yapacağız, toplantılar, bilgilendirmeler yapacağız. Ne diyelim, bizi izlemeye devam edin mi diyelim Hakan Bey? Vallahi hocam orada şöyle bir minicik bir ukalalık yapmak istiyorum araya izninizle. Siz orada o kadar güzel şeyler dönüyor ki, o kadar güzel ürünler ve hizmetler çıkıyor ve o kadar güzel girişimciler var ki, bence bunları teker teker tanıtmak, anlatmak, yatırımcıları, özellikle de küçük yatırımcıları çağırmak için en önemli fırsatlardan bir tanesi. Bence o şeylerin, girişimlerin kendilerini anlatarak yapacakları çağrıyı başka hiçbir şey, hiçbir reklam yapamaz gibi geliyor bana. Ne dersiniz bilmiyorum bunu. Kesinlikle öyle. Ama Hakan Bey, siz de buna katkı verin isterseniz. Ama biz böyle genelde hikayeleri anlatıyoruz, heyecanlı sunuyoruz.
Ama teknik yatırım teknik bir konuda. Yani o konuda da arkadaş, ev ödevimizin iyi yapıldığı, ayakları yere sağlam bir iş planının olması, yatırımın belirli aşamalarına göre bu firmanın bu yapılacak yatırımı alacağı bir olgunluğa gelmiş olması, bu konuda da eksik görülen destekleyici mentörlüğü, danışmanlığı verebilecek bir ortamın bulunması ve bu bunların da sağlanmış olması falan gibi konular var. Yani bu konular belirli zamanlarda şu aşamada belirli adımlarını attık. Yatırımcı gözüyle de eksik kalanları da işte Hakan Beylerin fon bulucuyla veya diğer yatırımcı grupların da katılmasıyla oturtacağız. Yani bilmiyorum, bu küçük denizde değil büyük denizde büyük boğulmaya kararlıyız değil mi Hakan Bey? Ay evet. Evet, evet. Ben belki müsaade ederseniz Serhat Bey buraya bir şey ekleyebilirim. Bu iş dediğiniz aslında matematik kurgulanırken burada hiçbir zaman tek taraflı kazançlar planlanmadı. Ondan da bahsetmek lazım. Boğaziçi Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu konulardaki finansmanın bu işbirliği içerisinde belli fonlamalardan, belli tutarlarla da desteklenecek. Bu da bence işbirliğinin önemli taraflarından biri. Çünkü üniversitelerimiz aldıkları bütçeleri son derece verimli kullanmalarına rağmen yine finans ihtiyaçları söz konusu oluyor. Özellikle bazı çalışmalar yapılması için. Haliyle bu işbirliğiyle beraber aslında biz girişimleri fonlarken bir taraftan da Boğaziçi Üniversitesi'nin çok daha TTO'nun ilgili kurumların çok daha efektif çalışabilmesi için onlar için de bir fonlama mekanizması kuruldu. Bunun da altını çizmek lazım. Demin aslında kazan kazan modeline bir de bunu ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Son olarak da yatırımcıların her ne kadar büyük tutarlarda girecek yatırımcıları belli havuzlarımıza alsak da biz onlarla beraber halkın da bu girişimlerden haberdar olması, onlara sunulması ve yatırım fırsatı verilmesi açısından kitle fonlamasının bu sistem içerisinde bir araç olarak kullanılmasını gerçekten çok önemsiyoruz. Bunun son derece olumlu dönüşlerini yakın zamanda da göreceğiz inşallah. Vallahi süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için ama her şeyden çok bu attığınız adımlar için Türkiye için attığınız adımlar için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor Cengizhan Öztürk ve Hakan Yıldız. Biz teşekkür. Biz bu davet için teşekkür ediyoruz. Başladık. Devam edeceğiz. Umutluyuz ve bu ortamda da bence hani bu yatırımcılar için gerçek fırsatların olacağı zaman gelecek sağlık teknolojilerinde. Onun için bizi izlemeye devam edin diyeyim ben de. Cengizhan Hocam bizi izlemeye yani sizleri izlemeye devam edecekler. Ben her daim oradan çıkan her girişimciyi burada beraber anlatmak, nereye gitmeleri gerektiğini söylemek ya da onların gidecekleri yönü herkese duyurmak için buradayız efendim. Mikrofonlarımız sizlerindir. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Saygılar sunuyoruz efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler.